Herkese yeni bir günden merhaba. Böyle çok enerjik bir giriş yaptım. Böyle hafif sizin için süslendim de. Çünkü bakımın karşısında çıkayım dedim. Bugün odamı yeniden dizayn ediyoruz efendim. Designer'ımla beraber. Böyle ilk önce aslında bugün dizayn değil. Bugün kitaplık boyamakla başlayacağız. Ertesi günde odamı düzenleyeceğiz. Sıfırdan bir oda yaratacağız efendim. Şimdi başlayalım. Ben sarı kart gördüğüm için videoya giriş yapmak istemedim. Bana sarı kart kart gösterdi. Şimdi burayı boşaltmakla başlayacağız. Evet. Boşaltmak benim sılık alanım. Neden? Çünkü ben şu kitaplık düzenliyorum. Bak burada böyle mumlar falan da var. Evet. Yarın odayı düzenlerken bunları da kullanırız. Şöyle kokulu mumlar oluyor. IKEA'da falan da oluyor bunlar. Ama şöyle bir şey var. Mumlar aslında çok zararlı. Çünkü petrolden üretiliyorlar ve aslında onları yakınca da havaya zararlı gazlar yayıyorlar. Yakın abi. Yakın. Dua ekimle tentek. Senin kitabın arkasına mı olmuştu acaba? Aa! Yakmayın mum! Mum yakmayın! Bana bunun amacını söyler misin? IKEA'dan bitmiş böyle. Ben, ama bak nasıl biliyor musun o? Hı. Bana dön. Dön bana. Lütfen kameraya yakın dönmez. Bak şimdi, bunu burasına pil koyuyorsun. Evet. Ondan sonra yanıyor. Güzel. Hem dışarıya pis gaz da vermiyor, petrol içmemiş. Ama yandığı için tabii ki de havayla şeye giriyor. Ve havaya yine karbon dioksit yayıyor. Ay bunu da boyayalım ya, ben bunu boyamak istiyorum. Sabah bunu görmüyor, ben içinden boyamak. Ama çok mantıklı bir designer değil mi sence de o? Bence öyle ama boyamak istiyorum. Ama burada yer kalmıyor. Diğer tarafa doğru gidelim. Şimdi boyalarımız şunlar, akrilik boya. Milimleri çok fazla değil aslında. Ben bu şekilde aldım. Umarım yeteceğini düşünüyorum. Yetmezse yetmezse Allah bilir. Bunu yetmez ne zaman aldın? Yarısını toz. Toz mu? Çok toz. Bastım var diye bir de. Üstünden alınıyor tozlar. Böyle görünen yerleri. Önemli olan görünen yerleri. İşte ya bir şey yapacağım. Aa. İşte yetmezse raflarını belki renk renk yaparız. Mesela dışını siyah yaparız raflarını. Olur. Niye olmasın? Wow, bayağı zekiliyor. Şimdi benim boyum uzun olduğu için ben böyleri alacağım. Neydi? Çünkü benim almam kolay çünkü benim boyum uzun. Ben de alabilirim. Aaa! Böceklenir ki o. Sarıhaneler aldım. Çiçek pazarında. Kardeşimkiler böceklenmişti. Sonra da çöpe atmıştık anne. Ya benimki böceklenmedi. Bu bana çok pislik çıktı. Bu ne? Neske bu mu? Kitaplar. Şu kitapları ben buraya koyayım bu kitaplar. Ya bunun amacı ne? Bunu da boyayalım. Ben üstüne böyle bir şeyler yazayım. Bu şunu bana hediye gelmişti. Kimden? Tablo bu. Bunları mı? Evet. Tamam. Şunu çöp mü yapsak? Şunu küçük. Onu çöp yapalım da. Ben beyaz getireyim mi? Lütfen. Allah rızası için lütfen. Lütfenmiş. Aa keşke bu pantolonu da burada bırakmasaydık. Evet onu düşündüm. Bunlar hep çekim kusurları. Tamam. Artık büyük pantolon. O ne be orada korkunç. Tripodum var benim öyle şeyler alma. Bunu ben Sude'ye verdim bu. Bu ne biliyor musunuz? Nerede yazıyordu bunları ya? Heh. Bunun adı Müski. Şöyle çok güzel değil mi? İlaç markası. Ne yapıyorsun? İnsanlara. Sen orada konuş ben. Resmen. Şimdi bak ne yapalım biliyor musun? Bu rafları çıkaralım. Evet. Handyman Aysu. Bu arada eğer rozetimi fark ettiyseniz Burhan Altıntop rozeti. Çok büyük bir fanıyımdır. İyi olacak senin.
öyle bir ikleme sesi duyuyorsanız bahçede bir kedi var. O ikliyor. Daha bebek ve git, buraya getirip koymuşlar. Bırakıp gitmişler. Evet. Aa bu çıkmıyor. Dur. Bence var ya bak bunu çıkarınca hayır bu çıkmayanlardan. Bunu çıkarmıyor ki ikisini tutuyor. Tamam kalsın o zaman. Bunun arkasına yalnız ben bir bakacağım niye böyle duruyor diye. Bu çok emektar bir dolap ama biz... Kitaplık da bu. Çok emektar bir kitaplık ama biz bundan vazgeçmek istemiyoruz. Nasıl bu da çıkmıyor. Bu da tabi çıkmaz yani. Yok bu çıkıyor da. Öyle mi? I know it's a game, I'm not gonna play. But maybe you should do whatever you need to erase me. It's all just a game, you think I'm gonna play. Ya bugün yıkmadığım şeylerden bir tek bu kalmıştı bence. Salonda yatıyoruz. Aysu böyle koltuğa doğru uzandı, ayağı da böyle arkana. Sefa'nın üstüne de bardak koydu, su içtiği bardağı koydu. Bardak şangırt diye. Ama olay şu, ben değmedim o bardağa. Yani hava esti, esince pelerin gidince bir baktım birden çak diye bir ses geldi. Ayağıma bir şey geldi, ayağımı direkt şöyle çektim zaten. Sonra zaten dedim ki ayağımla vurdum ama aslında ayağımla vurdum. Yani ayağıyla vurdu, o yüzden düştü diye düşündüm. Hayır bu arada. Ayağım oraya yakın değil, benim ayağım böyle doldurdu. Tamam şimdi şöyle bir kap var ya ben de... Devam et. Şimdi şu büyük fırçamız. Bununla şunu bulacağım. Bunun numarasını söylüyorum hemen. 12 numara bir fırça. Bu da 2,5 diye geçiyor. Bu böyle bayağı kalın bir fırça. Çünkü yani bunlar ince şey... Ne yapıyorsun? Ne kadar fark etmesin diye bekliyorum. Bu çok eski. Bayağı eski. Bu atsak mı direkt? Bu kaç yaşında biliyor musun? Amaç değerlendirme. Ben de atarım, herkes atar. Biz farklıyız. Neden değerlendireceğiz? Ya doğru geçmiş. Direkt kaç yıllık biliyor musun? 15. Oha dalga geçiyorsun şu an. İşte onun arkasına bant böyle yapsak. Bu arkaya doğru böyle bir evet şey olmuş. Kaymış bence. Neyse onu boş ver. Öyle kalsın. Bakayım bir. Ama bombeli olmuş. Hayır. Niye böyle oluyor? Neyse daha fazla zorlamayalım da elimizde kalmasın. Yani ben elimizde kalmamalı. Sizce? Başlıyorum ben. Sen de hangi fırçayla? Bu var bana. Şey vardı ha. İşte. Onunla azıcık sulandıralım da yetsin yani. Dur şimdi sen onu dök buraya. Bir şey söyleyeceğim. Sulandırırsak şey olmayacak mı? Bir dakika. Tamam dur. Sevindim. Baksana. Bu işte benlik olduğu için bir anlamda sanırım. Tamam gezi kurulmuş. Çünkü ben bir şey yapacaktım. Belki o fırçayla olabilir. Dur yakın çeşme yapalım. O zaman ben o küçük fırçayla bir şey yapamam. Tamam. Ben böyle şey geçeyim, siyahla geçeyim. Tamam. Sonra rafları beraber boyarız. Olur. Ben boyayacağım ya. Yardım edeyim dedim. Sulandırarak nasıl yap? Olur diye merak ettim. Sulandırırsak bu sefer şey olacak. Saydamlaşacak diye düşündüm ama nasıl tam olarak? Bir tane daha fırçamız olsaydı. Ay su da yapabilirdi. Kudulama başta çok güzel oldu. Feel my heart it's beating. Oh, direkt alıp ben fırçanın üstüne doğru dökeceğim. Ben ne yapayım biliyor musun Allah? Hı. Şey yapayım size şu kutuyu boyayayım. Kütahya şeyi var ya. Boya. Hı hı. Hı.
ben ya, ben tasarımcı falan olmalıyım bence. Ben çok seviyorum bu tarz şeyleri. Yani çok büyük bir hobi benim için. Muhteşem ya. Sen de şuraya gel. Evet, ben buraya geçeceğim. Sandalye geçeceğim. Muntazam yapmaya çalışıyorum. Good job, keep. Nasıl oluyor? Bence var ya çok iyi oluyor. Bence çok iyi oluyor bu arada. Bayağı iyi. Abi bu dolabı niye kahverengi yaptınız ki ya? Yapana sesleniyorum. Ya sen niye aldın o zaman? Hı? Mavi laciverti mi boyayayım? Laciverte boyarsam sanki iyi olurmuş gibi geldi ama. Takıl işte kafamda. Beyaza boyayım dedim ama beyaz. Hiç takılmayan da bir kanka. Benim azıcık detay kameramanlığımı yapar mısın? Give my heart it's bitter. Just you and me. Give my heart it's bitter. Ben gün sonunda gidip akrilik boya siparişi vereceğim kesin. Şey değil mi? Evet, ben aslında bunu beyaza boyamak istedim. Ya şey ne, odanın rengi kapanmasın daha, daha açık olsun diye. Fakat beyaza boyarsak bu kahverengi olduğu için 2-3 kat atmamız gerekecek ve zımpara olmadığı için de burada vernik bu, hani o var diye şey olacak zaten. Çok böyle direkt oturmayacak. Ve şu o küçücük boyalarla zaten 2-3 kat, yani tek kat bile benim için bir muntazam bir işçilik. Tabii ki de. Yapıyoruz ya, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şöyle şöyle boyuyoruz. Ya vallahi canımız sıkılıyor evde, biliyorum. Hepimizin sıkılıyor çünkü. Açın. Alın bir tane akrilik boya. Ben size aşağıya link oluşturacağım zaten. Oradan o linke tıklayıp gidin. Ama bunları yaparken de bana abone olmayı unutmayın. Çok iyi. Ben de şöyle bir yere oturayım. Yani şöyle mi koysak artık? Evet. Sen zaten yerdesin şu an. Ben de aniden devam etme kararı aldım. Çok iyi ya. Nasılsınız? İyiyiz. Ah, lastiğim koptu. Şaka yapıyorsun. Ya. Bu lastikten var ya. Ağzında lastik koptu. Bir oldu şu an. Ya ağzında lastik takmayan da ne bileyim. Ben bu işi çok sevdim. İtinayla evlere, restorasyona gidebilir. Sonuçta bu bir restorasyon videosu. Yenileme videosu. Acaba restorasyon Türkçe değil bu, bu kesin de. Şu an onun yani restorasyon olarak söylemek istemedim. Çünkü Türkçemize önem ve değer verelim. Ama kimde gördünüz? Bir insanı direkt çekip ikinci kişiyi aynadan izlemek. Yani bu taktiği kimde gördünüz hiç kimse? Ya yani DiCaprio'nun oynadığı bir film vardı, bilir misin? Inception diye. Şu an oradaki hissediyorum. Oradaki yönetmenin adını hatırlasam onu söyleyeceğim ama. Altıymış ya bizim yanımızda. Ufak bir gaza geldik. O geldi, ben gelmedim o kadar. Artık gaza gelmedik diye düşünüyorum. Ya hocam patladı. Ayağım şurada. İyi yaşa. Ay boya bile yapıştı. Fark ettim onu. Güzel yaşa. Hep güzel yaşayayım bence. İç alışı da güzel zaten. Ya. Buna Instagram filtresi yaptım. Hangi Yunan tanrısı ya da tanrısı diye. Athena çıktı. Athena mıydı? Athena çıkmadım bu arada. Şey... Afrodit. Afrodit. A olduğunu aklımızda da. Evet. Sanki A. Benim aklıma gelmemesi de bu arada. Bu kadar, bunlar bu kadar ilgili olup. Bu fırçada bence bir sorun var. Bu fırça niye böyle hiç güzel boyamıyor? Bilmem, stüdyorum fırçası aslında. Çok güzel olacak ya. Evet. Çok mutluyum şu an. Ama şey beni... Burada hemen kurudu. Bu bilgiyi geçeyim. Ama şey beni üzdü. Galiba bu yetmeyecek. Bugün dışarıya çıkacağız ya. Hı hı. Bir bakarız. Tamam. Yani Trendyol'dan bayağı farklıysa fiyatı. Saçmaysa yani. Hı hı.
O zaman trend yolan söyleriz. Bu şu anda böyle oldu. Çok kötü olmadı aslında, iyi gibi. Kutu şu an benim kafamda duruyor. Bak. Özür dilerim. Ya bir şey söyleyeceğim, yer bir tık boyandı. Bunu hemen... Asetonunu çıkarırız. İlla hemen şey yapmamız gerekmiyor. Hatta biraz kuruduktan sonra çıkarmamız bence daha iyi olabilir. Diyorsunuz. Hı hı. Peki. Peki reis. Tamam. Hafif şöyle ikinci katı geçiyormuşçasına ama geçmiyormuşçasına da fırçamızda yumuşak dokunuşlar atıyoruz. Yani İzmir'de hayat nasıl? İzmir'de hayat arkadaşlar çok sıcak. Bayağı sıcak yani, öyle böyle bir sıcak Farklı değil. Farklı bir şey söyle, her yer sıcak. Kış gelsin. Yok, İzmir'de acayip bir sıcak var. Denizimiz var ama çok sıcak yani. Ne alaka yani? Anladın mı şimdi? Ne alaka? Niye? Ondan sonra insanlar maskesi dışarıya çıkıyorlar. Deliyor diyorlar beni. Eğer İzmir'e gittiğimde, döndüğümde bir tane daha maskesi insan görürsem bir suratına biber gazı sıkacağım. Polise şikayet edebiliyorsun. Ama hiçbir şey yapmıyoruz. O zaman niye zamanımı harcayıp polise şikayet edebiliyorsun? Edebiliyorsun yani. Diyor ki devletimiz, biz sana böyle bir imkan sunuyoruz. Sen polise şikayet edebilirsin diyorsun. Sonra sen gidiyorsun polise şikayet ediyorsun. Ama sonuç sıfır. Aa, boyadım kendimi. Olur öyle şeyler. Nasıl yalnız onun değil. Aşkım ülkede çıkıyor deli o zaten. Bak. Dövme gibi oldu. Dövmelerimiz aynı. Dövmeye para verenler. Al. O dövmeye para verdi. Ben vermeyeyim. Ama benimki ömür boyu, seninki 5 dakika. Çıkarmazsam benimki de ömür boyu olur. Manisa'da hayat nasıl? Manisa'da hayat yok arkadaşlar. İlk önce buna bir okuyalım. Aa bak, Manisa'yı yazacak olanlara sesleniyorum. Heh. Manisa'da hayat yok. Yani buna bir okuyalım ilk önce. Bir sosyal aktivite olsun. Efendime söyleyeyim, bir canım sıkıldı, bir şeyler yapayım. Demek ama çok güzel ya. Şeyler, restoranlar var burada. Ama o sözlerin önerdiği yerler bile onun için hiç güzel değil. Çünkü bu hayatta en önem verdiğim şey yemek. O yemek için yaşıyor, ben yaşamak için yiyorum. Bu kadar basit. Değil mi? Evet, ben bunu bir videomda söylemiştim. Ya. Diğer videolarımı izlemediyseniz hemen oraya bulmayabilirsiniz. Şöyle, Allah ne verdi. Gerçekten güzel oldu. Size sonunu göstereceğim. Şimdi artık dolabın içine doğru geçeceğim. İçine başlayacağım da fırçalar önce. Bak bu böyle kalsın. Sağına tam bunu yan tarafa doğru yapıştırırsın. Görünen kısımları boyamış olur işte. Aynen. Hiç gerek yok diğer kısımları boyamış. Şimdi çok da güzel oldu. Ben acıkmaya başladım ya. Ben acıkmaya başladım. Momo'yu anlat. Ben Momo'yu okumadım. O Momo bir ara yasaklandı bu arada. Sonra kaldırıldı falan o yasak. Ne anlatıyor? Ben bilmiyorum ne anlatıyor. Tamam, ben onu kaçıncı sınıfta okudum biliyor musun? Hayır. 5. Niye? Çünkü Türk çocuğumuz çok başarılı bir öğretmendi ve bize hiçbir zaman 5. sınıfta okunan saçma kitaplar okutmadı. Yani böyle büyük kitaplarla başlatmıştı. Bayağı kalın yani 5. sınıfta okuyan bir çocuğa göre. Ondan sonra zamanla alakalı bir kitap. Zamanın değişimiyle alakalı. Sonrasında o kitap yasaklandı. Şeker portakalı falan da yasaklandı. Şeker portakalı zaten bize okutuyorlardı. Aynen. Ben çok kötü olmuştum. Yarısında falan bırakmıştım. Çünkü bayağı etkilemişti o beni. Beni de hiç etkilememişti. Ben çok kötü olmuştum ondan. Hadi ya. Evet. Ben hatta şey dedim. Bu kitabı niye kaldırıyorlar ki falan dedim. Galiba kendim vererek okumadım. Ben... Ama kitap okuduğumda bayağı böyle bütünleşerek okuyorum ya. Aynen öyle. Mesela bir şey oluyor, ben direkt böyle ağlamaya falan başlıyorum. Böyle sinirleniyorum kitabı. Böyle kapatıyorum ve böyle niye böyle bir şey yaptım şu karakter diye düşünüyorum. Gerçekten kendini vererek okuyanlar bilir bence bu duyguyu. Evet. Çok salladım. Kitabı... Ay kitabı... Lafı aşırı salladım. Ben de bu kitaplık gibiyim. Yıkılmadım. Ayaktayım. Dertlerimle aslında bunu böyle bir şeyle kaplarız falan diye düşünüyorum ama neyle kaplarız diye düşündüm sonrasında. Şuna biraz su doldurayım. Acaba bu video sessiz bir video mu olsa?
Sesi kapatsam mı? Bilmem. Nasıl bir fikir sizce? Belirli yerlerde kapatıyorsun, belirli yerlerde açar. Mesela sesi kapattığım bir video. Bence farklı olur. Bir tane YouTuber var zaten. Mesela ses yok videoda, sadece görüntü var. Ama izlerken de sıkılıyorsun orada da. Yani. Ses yok. Bak şimdi boyanın bir kısmını, hatta niye öyle bir şey yapıp bunu da anlamıyorum. Çünkü daha kolay oluyor. Diğer türlü ona, o küçük şeye, bu fırça girmiyor. Ne yaptın? Sen o şeye seslenecektin. Çünkü dislike atın. Ha sen! Sen! Bak videoyu atıyorum, bekliyor, tamam mı? Belki de abone oldu bana. O inek çanına da bastı. Siz de yapın bak, siz de yapın. Ama dislike'a basma abi. Videoyu beğenmiyorsan, sevmediysen, beni izlemek istemiyorsan ve benim gizli defterime dahil olmak istemiyorsan defol git ya. Çık kanaldan ya, çık. Böyle bir şey yok ya. Bak videoyu atıyorum, videoyu izlemiyor. O kadar eminim ki izlemediğine. Sadece ben attığım için videoya girip dislike atıp çıkıyor. Yapma bunu. Aşırı sinir oldum ya. Ha bir de umursayacağımı, bu durumu düşüneceğimi falan sana gerizek, umurumda değil. Sevmediysen, beğenmediysen çık git. Çık kanaldan ya. Bir sürü YouTuber var. Git onları izle. Beni sevmediysen. Ama siz değerli kanki toşkalarım, değerli abonelerim, değerli hoşlarım, mislerim, güzellerim. Kanala abone oluyorsunuz, beğeniyorsunuz. Ondan sonra inek çanına basıyorsunuz. Haberdar oluyorsunuz ben video attığımda. Çok mutlu oluyorum. Yani bunlar hepsi sizin için. Hepsi. Her şey sizin. Evet ressam Bob. Bu eserinizde bize... Size siyahın sonsuzluğunu anlatmak istedim. Bunu da sanki buraya vermiştim. Yok yok. Böyle çok güzel bir şekilde astar değil artık, bu normal rengini atıyoruz. Sonrasında raflarına da farklı renkler yapacağım. Çünkü benim içimi anlatıyor. Dışım aslında siyah, kara. Ama içim ne kadar da rengar. Mücevher için mücevher. Mücevher. Mücverim benim. Sen benim mücverimsin. Böyle benimle verdim diye kayıp olmasan seni mücverim diye karar verdim. Ben mücver çok severim. Ben çok severim. Mücver mi yapsak? Geçen gün mücver çok harikulade bir yiyecek. Yani kabak en güzel şeyi falan bence koyuyorsun. Un koyuyorsun. Yumurta koyuyorsun. Ona karıştırıyorsun. Ya koy pişiriyor. Şey de var, bende fırında bir tane tarif oldu. Çok lezzetli. Aa, fırındaki çok çirkin. Annem yaptı. Ayşe zaten yağ dediğinde aç gibi geriliyor. Benim midem bulanıyor gerçekten. Ya bir şey fazla yağlı olduğu zaman gerçekten midem çok ama kalkıyor. Biz fazla yağlı yapmıyoruz. Mesela... Evet, Allah'tan size öyle yapmıyoruz. Yapanlar var çünkü, isim vermeyeceğim. Ay yağlı biraz geçiyor. Allah yardımcınız olsun. Ben şey ambulans geçtiğini duyduğum zaman içime 10 kere Allah şifa versin diyeyim. 5 kere dersen kabul olmuyor. Genelde 100 kere diyor. Ama 10 kere yapsam. Şurayı ben yaptım efendim. Şöyle göstereyim. Şöyle. Burası bu şekilde olacak. İçinin de şu iki yanını boyayacağım. Üstünü boyayacağız. Şurayı Ayus boyadı. Üstünü boyayacağız. Şu tavanı yani. Şurayı. Şu arkayı boyayacağız. Bir de şu arkayı boyayacağız. Yani şu arkaların hepsini boyanacak. Raflar renkli olacak. Şimdi bu pazarki videom bu video olacak. Raflar ve dolapları boyadığım video olacak. Diğer pazarki videomda odamı düzenliyorum videosu olacak. Odamı yeniden yaratıyorum videosu olacak. Dizaynımız bu şekilde. Her pazar yeni bir video efendim. Çünkü hani çok fazla sık atıp sizi sıkmak da istemiyorum. Tabii bu yani oluşan arz talep meselesi. Ama zaten çok oluşan bir arz talep falan diyor zaten. Onun için her pazar diye ayarladım. Çünkü mezuna kaldım ve tekrardan ders çalışma düzenimi oturtacağım. Bu ama süreçte, da tercihen kaldım bu arada. Yani tercihen kaldım, evet. Ve bu süreçte de şey yapmak istemiyorum, hani kanalı da boşlamak istemiyorum. Onun için hem kanalı boşlamayıp hem de derslerimi boşlamadığım bir program oluşturdum. Pazar günü size ayırdım. Ay bunu işte beyaz beyaz yıldız mı yapsak? Evet. Çok güzel orada şey yapardık.
Aa. Morumu almadın, o kadar üzgünüm ki. Şey, mor bir dakika, ara bir renk olduğu için aslında ben evet, çıkarabiliriz. Ben zaten hani bunu alırken o şekilde düşündüm. Mor ara bir renk ki oluşturulabilir evet, diye hani ana renkler alayım dedim. İyi yapmışsın. Ama moru nasıl oluşturacağız? Onun rengine bakarız internetten. Ben var ya deprem oldu, hani o büyük depremler falan var ya, 7 evet, nokta bilmem kaçlar falan. Onlar oldu. Evde biliyorsunuz ki 2 tane kedim var. Bilmiyorsanız hemen öğrenin çünkü 2 tane çocuğum var benim. Diğer videolarımda oldukça fazla bahsediyorum. Bu videodan da bahsedeyim. Azıcık şey var mısınız? Bu videomda da bahsedeyim. Ondan sonra deprem oldu. Zangır zangır ev sallandı. Benim direkt tuttuğum şey şu kitaplık oldu. Kedilerin üstüne düşmesin diye. Su fazla olduğu için. Bunları böyle ıslak rengine sevebilirsiniz. Hayır, şurayı yanlışlıkla boyamış. Çünkü burayı renkli yapacaktık ya. Bu benim gerçekten en başından beri kolumda mı? Çıkartacağım. Hemen çıkıyor da. Çünkü çocuk. Aa! Saçın saça saçın bir ağaç çiziyorum. Aslında bu bir ağaç ama siz görmüyorsunuz. Şimdi size rafsız halini göstermek istedim. Şöyle. Aa, evet, maviyi fazla koyacakmışız. Öyle miymiş? Evet. Şurasını da boyadık. Şöyle göstereyim. Evet, rafı. Tam istediğim şey, renk oldu. Mavi yaptık, üstüne mor yaptık, onun üstüne sarı yaptık, onun üstüne de şöyle bir yeşil yaptık. Buraya da kırmızı raf gelecek. Yapıyorsunuz bu işi Sude Hanım. Evet. Bu şekilde böyle dedik ki çok siyah olmasın. Üstüne beyaz yıldızlar konuluyor. Artık videonun kapanışını yapmak için şu harikulade dolabımın önüne geçmiş bulunmaktayım efendim. Hepinizi çok seviyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ne olursunuz unutmayın. Hoşça kalın.